Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere 8. sınıf çarpanlar ve katlar konusu yeni nesil soruların çözümlerini yapacağım arkadaşlar size. Belli başlı soru kalıplarını aldım arkadaşlar. Bu kalıpların çözüm yöntemlerini ve bu soru kalıplarını öğrenirseniz çarpanlar ve katlar konusunda zorlanmazsınız arkadaşlar. Sizden isteğim videonun sonuna kadar bütün soruları ve çözümlerini detaylı bir şekilde incelemenizdir arkadaşlar. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Evet. Şimdi ne demiş? İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki bize yukarıda uzunlukları verilen oyuncak kamyonlar ve oyuncak arabalar uç uca eklenerek aynı uzunlukta iki sıra oluşturuluyor. Bu sıranın uzunluğu 120 santim ile 150 santim arasındadır. Buna göre en az kaç tane oyuncak araba kullanılmıştır? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu soru kalıplarını şöyle düşünün. Oradaki şöyle bir sıra var. Şöyle bir sıra var arkadaşlar. Düşünün yani böyle bir sıra var. Aynı şekilde altta da başka bir sıra daha var. Ama bunların boyları eşit. Tamam mı arkadaşlar? Ve bu sıranın uzunluğu şurada söylemiş bize 120 ile 150 santimetre arasında. He. Şimdi bak bu soru kalıpları çok fazla çıkıyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Nasıl çıkıyor derseniz. Mesela şöyle de diyebilir. İki tane farklı kitap olabiliyor. Mesela birisi Türkçe kitabı, birisi matematik kitabı olabiliyor. Ya da bir kitabın enini ve boyunu söyleyebiliyor. Yani nasıl derseniz diyelim ki şöyle bir kitap düşünün. Şimdi bu kitabın diyelim ki burası atıyorum 5 santimetre, burası 13 santimetre. Şöyle de diyebiliyor. Diyor ki bu kitabı diyor şu 5 santim olarak şeklinde bu sıraya dizdiğin zaman tam diyor sıraya oturuyor diyor. Veya şu 13 santim olan uzunluğunda diyor eğer alt sıraya da dizersen diyor gene bu sıraya da tam oturuyor diyor. Yani böyle kitapları dizme soruları da olabilir. Veya böyle oyuncak arabaları da sıralama dizme soruları da olabilir. Bu şekilde böyle iki farklı nesneyi veya iki farklı uzunluğu böyle bir yataydaki bir sıraya dizdiğin zaman böyle sıranın uzunluğu tam bir şekilde oturuyorsa, sığıyorsa bu problemler arkadaşlar bir kere ekok problemidir. Bu problemler ekok problemidir. Ha, şimdi ne yapacağız? O zaman biz öncelikle 45 ile 15'in ekokunu bulacağız. 45 ile 15'in ekokunu buluyoruz. Çünkü ekok problemi ortak kat demektir arkadaşlar. Ekok bulmayı hatırlarsanız 45 ile 15 şöyle yazıyorduk. Her ikisinde de ortak ne var arkadaşlar? 3'e böldük. Burası 15, burası 5. 3'e böldük 5. 5 bölünmez indi. 5'e böldük 1. Ekok'ta ne yapıyorduk? Şuradakilerin hepsini çarpıyorduk arkadaşlar. Hatırlarsanız 3 çarpı 3 çarpı 5'ten o da 3 kere 3 9, 9 kere 5 45. Şimdi aslında şu yolumuzun yani şu sıranın uzunluğu 45 olması gerekiyor. Yalnız bu soruların bazılarında bize böyle bir sınır verir. O sınırı vermiş. Sınır nedir derseniz diyor ki işte bu sıranın uzunluğu 120 santim ile 150 santim arasında olacak. He. O zaman şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu 45 santim ekoku bulduk ya, şöyle söyleyelim, bu ekoku biz 45 bulduk ya, normalde cevap 45'tir ama bize böyle iki sayı verip bu sayının arasında olmalı dediği için biz 45'in katlarını alacağız arkadaşlar. Ve bu 45'in katlarını alarak hareket edip şu 120 ile 150'nin arasına katacağız. 45'in katlarında ne var işte? 2 katı 90, daha henüz girmedi araya. 3 katı ne var? 3 kere 5 15, 3 kere 4 12, 13, 135. Evet bakın 135 bu araya girdi arkadaşlar. O zaman biz 135'i alacağız. Demek ki bu sıranın uzunluğu 135'miş arkadaşlar. Evet tamam orayı bulduk. Tamam. Şimdi gelelim bize diyor ki en az kaç tane oyuncak araba kullanılmıştır? Araba şu. Ve bu oyuncak arabanın da uzunluğu kaçtı? 15'ti arkadaşlar. O zaman biz 135'in içinde kaç tane 15 var? Bunu bulursak sorunun cevabını bulmuş oluyoruz. 135'i 15'e böldüğünüz zaman 9 defa. 9 kere 5 45, 9 kere 1 9. Evet. Yani demek ki bu sıraya 9 tane oyuncak araba sığar. Yani 9 tane oyuncak araba kullanılmıştır arkadaşlar. Önemli bir soru kalıbıdır. Bunun oyuncak versiyonu, kitap versiyonu veya kutu versiyonları da var arkadaşlar. Unutmayın bu soru kalıpları ekok soru kalıbıyla çözülecek sorulardır. Evet. Geliyoruz bir diğer sorumuza. Evet ikinci sorumuza geçtik.
Şimdi ikinci sorumuzda da bir zamanla ilgili bir zaman problemi var. Bu tür sorularla da karşılaşıyoruz arkadaşlar. İşte yukarıdaki tabloda aynı terminalden kalkan iki minibüs hattının ilk hareket saatleri ve sefer tamamlama süreleri verilmiştir. Buna göre bu iki minibüs hattının dördüncü kez terminalde karşılaşmasında saat kaçı gösterir? Arkadaşlar bize neyi soruyor? Kaçıncı kez diyor? Dördüncü kezi soruyor. Evet, dördüncü kez soruyor. Şimdi öncelikle Manisa ve Salihli hareket saatleri var bu şehirlerin. Şimdi ilk otobüs 7.30'da kalkıyor. Pekala, bu ilk otobüsü 7'de kalkıyor. Sonra Manisa otobüsü her 20 dakikada bir kalkıyor. Salihli otobüsü her 15 dakikada bir kalkıyor arkadaşlar. Şimdi bu tür zaman problemleri size bir saat verilip ve birisi şu kadar dakikada seferini tamamlıyor, birisi şu kadar dakikada seferini tamamlıyor derse otobüs olur, taksi olur, gemi olur, uçak olur arkadaşlar veya iki tane yarışçı olur. Bu soruların hepsi ECOG soru kalıbına aittir. Yani bu tür zaman problemleri, bu sefer tamamlama soruları ECOG soru kalıbıyla çözülecek arkadaşlar. Şimdi, tabii şimdi bu soruyu çözebilmemiz için ECOG problemi olacak. Neyin ECOG'unu bulacağız? Öncelikle şu 20 ile 15'in ECOG'unu bulacağız. Çünkü birisi 20 dakikada bir, birisi 15 dakikada bir. Bakalım bunların ikisi kaç dakikada bir yan yana geliyorlar. Onu bulmamız lazım. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? 20 ile 15'in ECOG'unu bulacağız. Yine ECOG bulmayı hatırlarsanız şöyle 2'ye bölüyoruz. 10, bu bölünmez 15. 2'ye bölüyoruz 5, bölünmez 15. 3'e bölüyoruz 5, bölünmez bu 5 kalır. 5'e bölüyoruz. 1, 1. Evet, ECOG bunların hepsini çarpıyorduk arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 2 kere 2 4, 4 kere 3 10 kere 5 60. 60 dakika. Bak burada da dakika verildiği için arkadaşlar. Yani bunlar her 60 dakika, yani 60. dakikada bunlar yan yana gelirler. İkisi hareket saatleri aynı olur arkadaşlar. Karşılaşırlar yani. 60 dakikada bunlar, şuraya yazalım, karşılaşır. Karşılaşır. Tamam. Şimdi önce bunları bir ilk kez yan yana getirmemiz lazım. Şimdi Manisa zaten 7.30'da kalkıyor. Ama Salihli'nin 7.30'a gelir mi? Gelir. Çünkü 15 dakikada bir diyor ya. O zaman Manisa bir bekleye dursun. Bekleye dursun. Salihli 7'den sonra bir 15 dakika sonra 7.15 olur. Salihli'nin bir diğer saati 7.30 olur. Yani biz artık Salihli'yi de iki sefer yaptırıp 7.30'a getirdik. Bunların birinci karşılaşmaları arkadaşlar 7.30'dur. Tamam mı? Çünkü o Salihli'yi de 7.30'a getirmek zorundayız ki Manisa bekleye koyuyor. Salihli onun yanına geldi. Artık 7.30. İlk kez bunlar 7.30'da yan yana gelirler arkadaşlar. Şimdi ikinci keze geliyoruz. Biz ne dedik? Her 60 dakikada bir karşılaşır dedik ya size. Evet. O zaman 60 dakikanın saat karşılığı neydi? 1 saatti. O zaman 7.30'a 1 saat eklersek 8.30. Bu ikinci karşılaşma. Sıra geldi 3'e. 1 saat daha eklersek 9.30. Bu üçüncü karşılaşma. Dördüncüye gelelim. 1 saat daha eklersek 10.30. Yani dördüncü karşılaşmalarında arkadaşlar 10'u 30 geçe dördüncü kez terminalde karşılaşırlar diyor. Yani saat 10.30'u gösterir arkadaşlar. Evet. Bu şekilde buluyoruz. Bunlar da zaman problemleri. Tekrar söylüyorum, zaman problemlerinde böyle İki otobüs, iki taksi, iki gemi, iki uçak, iki tane yarışçı, iki koşucu gibi sorular sorulduğunda bu tür soru kalıpları arkadaşlar ECOG problemleridir. Evet, bu da bu şekilde. Devam edelim. Evet, üçüncü soru kalıbımıza geliyor arkadaşlar. Bakalım hemen. Diyor ki bize, yarı çapının uzunluğu R olan çemberin çevresi 2 pi R'dir arkadaşlar. Bakın, 7. sınıfın sonunda bu çemberler konusu var ama siz rahat olun, her problemde bize bunu veriyorlar arkadaşlar. Yani her problemde bize bu tür problemlerde çemberin çevresi veriliyor. Rahat olun siz. Yani çemberin çevresi 2 formülden geliyor. Pi, adam pi sayısını veriyor. Bakın şurada vermiş. Bir de R. R dediği yarı çap. Yarı çap demek ne demekti derseniz, şöyle bir daire çizeriz. Bunun bir merkezi olur. Bu merkezinin şu çemberin üzerine değdiği noktaya olan uzaklık yarı çaptır her zaman için. Yani bunun yere değen uzaklığı oluyor yarı çap. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi diyelim
Bir aile bebekleri için bebek arabası almıştır. Bebek arabasının küçük tekerleklerinin merkezlerinin yere uzaklığı 25 santimetre. Büyük tekerleklerinin merkezlerinin yere uzaklığı 40 santimetre. Burada yarı çap dememiş de merkezinin yere uzaklığı demiş. Zaten şu merkez. Şurası merkez. Yere uzaklığı derken yarı çapı kastediyor aslında. Şu küçüğün yarı çapı arkadaşlar 25. Büyüğün yarı çapı 40. Bunu kastediyor bize. Şimdi bu tür tekerlek problemleri bir bebek arabasının iki tekerleği küçük büyük olabilir. Bir bisikletlinin iki tekerleği, bir traktörünün iki tekerleği, arabanın iki tekerleği. Böyle tekerlek soruları daha devamını bir getirelim de cümle yarım kaldı. Bebek arabası yukarıda verilen yolda sürüldüğünde her iki teker de eşit olarak eşit yol alarak tam tur atmışlardır. Buna göre tekerleklerin aldığı eşit yol en az kaç santimetredir? Evet, şimdi cümlemi tamamlayayım. Bu tür tekerlek problemleri arkadaşlar ekok problemleridir. Onu da söyleyeyim. Ekok problemleridir. Böyle tekerlekli sorular olur da tam tur atar da yolu tamamlar derse bunlar ekok problemidir arkadaşlar. Evet, şimdi ekok problemi ama şöyle yapacağız. Ekok problemi böyle tekerlek soruları hatta şöyle diyelim tekerlek diyeyim. Aklınızda kalsın videoları da tekrar tekrar izlerken. Tekerlek soruları ekok. Ama şunu yapacağız. Ekok da nasıl ekok? Önce çevre bulunacak. Allah arkadaşlar. Önce çevreyi bulacağız. Sonra ekok. Bakın buraya dikkat. Şöyle kocaman bir yıldız koyayım. Bakın. Ekok dedik ama önce bu tekerleklerin çevresini bulacağız. Sonra ekokunu alacağız. Lütfen o noktaya dikkat edelim. Şimdi başlayalım tekerleklerin çevresini bulmaya arkadaşlar. Evet. Şimdi küçük tekerlekle başlayalım. Formülümüz neydi bizim zaten? 2. Tamam. Şu formül dediğim şu çevredeki 2 pi r'yi kastediyorum. 2. Pi'miz kaç? 3. Çarpı küçük tekerleğine yarı çapı kaç? 25. 2 çarpı 3 çarpı 25'i bulacağız. Büyük tekerleğin çevresine gelelim. 2, 3, 2 formülden geliyor. 3 pi sayısı bu da 40. Hemen çarpacağız. Şimdi ben 2 ile 25'i çarpayım. 50. 50 ile de 3'ü çarpayım. 3 kere 5, 15, 150 santimetre. Bu küçük tekerleğin çevresi arkadaşlar. Hani çevre, çevre. Büyük tekerleğe gelelim. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24. O da 240 santimetre büyük tekerleğin çevresi. Şimdi artık o ekoku bulmaya geldi. 150 ile 240'ın ekokunu bulacağız. Ben şimdi size burada şöyle bir yöntem söyleyeyim. Böyle her iki sayının sonunda eşit sayıda sıfır varsa önce bu sıfırları siliyoruz. Şurada ikisinde de birer sıfır siliyorum ama bir tane sıfır siliyorum bak. Bir tane sıfır sileceğim. En son ekoku bulduktan sonra bir tane sıfır sonuna ekleyeceğim. Unutmayın. Burada iki sıfır olup da iki sefer sıfır silersem en son iki sıfır ekleyeceğim. Şimdi 15 ile 24'ün ekokunu bulalım. Şimdi bu sefer farklı başlatayım. Hep 2'den değil de. Mesela 15 ile 24'ün 3'e bölündüğünü gördüm. Biz hep sıralı başlatın diyoruz ama kolay hangisiyse öyle başlıyoruz. 3'e böldüm. 15'i 3'e böldüm 5. 24'ü 3'e böldüm 8. Şimdi 2'ye böldüm 4, 5. 2'ye böldüm 2, 5. 2'ye böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. Evet şu seri tamamlandı. Şimdi bunları çarpacağız. Bulduğumuz ekok artık attıkları o yolun uzunluğu tam tur atarak tamamlıyorlar ya. O yolun uzunluğunu kastetmiş oluyor. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 5, 40. 40 kere 3, 120. Evet 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 5 40 değil mi arkadaşlar? 3 kere 4 12. Hocam 120 nasıl oldu? Ha ilk başta bir sıfır attıydım ya. O sıfırı şimdi geri getiriyorum işte. 1200 santimetre. İşte bunlar o yol. Bize sordukları şu var ya hani eşit yol olarak tamamlıyor diyor ya. İşte o yol arkadaşlar 1200 santimetre. Yani sorunun cevabıdır 1200. Evet cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar bu tekerlek sorularında da dediğim gibi ekok problemleridir. Tekrar tekrar ediyorum ki iyice kafanızı otursun diye söylüyorum. Böyle bebek arabaların tekerleri, bisikletlerin ön arka tekeri, traktörlerin ön arka tekeri, arabaların ön arka tekeri. Bu sorular ekok problemleridir ama önce çevre bulacaksınız. Sonra ekokunu bulacaksınız. Çevre formülleri de bize veriliyor arkadaşlar. 2 pi r diyoruz.
Gelelim bir sonraki soru kalıbımıza. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi bu soru kalıbımıza bakalım. Aşağıda uzunlukları verilen yollara eşit aralıklarla aydınlatma direkleri dikilecektir. Tamam. Yolun ilk kısmı 600, diğer kısmı 480. Yolun uç kısmından başlamak şartı ile en az kaç tane aydınlatma direğine ihtiyaç vardır demiş. Şimdi dikkat ederseniz yolun bir kısmı şöyle diyelim. Yolun burası 600, yolun burası 480. Ama şurada bakın eşit aralıklarla aydınlatma direği dikilecek. He, diyelim ki böyle yollar verilmiş farklı farklı. Bunların eşit aralıklarla dendiği zaman bu tür sorular EBOB soru kalıbıdır arkadaşlar. Şimdi EBOB soru kalıplarından örnek vereyim. İki tane çuvalda diyelim un var, ceviz var. Bunları küçük küçük eşit poşetlere böleceksek. İki tane yağ veya su veya süt bidonları var. Bunları eşit miktarda küçük küçük şişelere boşaltacaksak gibi soru kalıpları EBOB soru kalıbıdır. Ortak bölen sorusudur arkadaşlar. O zaman biz 600 ile 480'in neyini bulmamız lazım? EBOB'unu bulmamız lazım. Şimdi 600 ile 480'in EBOB'unu bulalım arkadaşlar. Bir dakika ya. Orası çok sıkıştı. Şuraya yazayım sıkıştırmadan. Bak gene hata yapıyordum. 600 ile 480'i. Şimdi gene burada da aynısını yapamaz mıyım? Yapabilirim. Yani birer sıfırları silip sonra ekleyemez miyim? Ekleyebilirim. Birer sıfırı silelim. Tamam mı? Şimdi 600 ile 48'i başlıyorum EBOB'unu bulmaya. Aynı yöntem. 2'ye böl 30'a 24. 2'ye böl 15'e 12. 2'ye böl 15'e 6. 2'ye böl 15'e 3. 3'e böl 5'e 1. 5'e böl 1. Şimdi EBOB neydi? Her ikisini de ortak bölendi arkadaşlar. Şimdi şu 2 her ikisini de ortak böldü mü? Böldü. Bu 2 her ikisini böldü mü? Böldü. Bu 2 bölmedi. Bu 2 bölmedi. Bu 3 böldü mü? Böldü. Şimdi EBOB neydi? Ortak bölenleri çarpıyorduk. 2, 2, 3. 2 kere 2, 4. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. Tamam. Hani baştan bir sıfır sildim ya. O sıfırı tekrar geri getiriyorum arkadaşlar. 120. Yani EBOB'umuz 120'dir arkadaşlar. Şimdi bu EBOB nedir derseniz. Bu EBOB şudur arkadaşlar. Bu EBOB iki direk arasıdır. Eğer bu bazen bahçeler oluyor. Bir arsanın bir bahçenin etrafına eşit aralıklarla ağaç dikiliyor, fidan dikiliyor derse o da gene bir EBOB problemidir. Orada bulunan EBOB sorunun cevabı değil. Bu iki ağaç arası ama bu soruda da direk olduğu için iki direk arası. Şöyle diyelim bu iki direk arası. Evet, iki direk arası kaçmış arkadaşlar? 120 metre diyoruz. Şimdi başlıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz şöyle demiş. Yolun uç kısmından da başlamak şartı ile en az kaç tane aydınlatma direğine ihtiyaç vardır? Yani şuradan koyarak başlıyor. Böyle eşit aralıklarla. Bu aralıklar artık böyle 120, 120 böyle böyle gidecek arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Şimdi bu yolun uzunluğu kaç? 600 buradan geliyor. 480 geliyor böyle. 600 ile 480'in yapalım. Çünkü yol kopmamış. Hani şurada şöyle de yapacaktım. Eğer bu yol kopuk olsaydı ayrı ayrı iki tane olsaydı ayrı ayrı bölecektim. Ama şimdi öyle değil. Yol bir bütün ya bölünmemiş. Yol parçalanmıyor. Yani 600 ile 480'i topluyorum arkadaşlar. 1080. Bu yolun uzunluğudur arkadaşlar. Şimdi ben şunu yapıyorum. 1080'i yolun uzunluğunu iki direk arası olan 120'ye bölersem çıkacak bakın şimdi orada. 120'ye bölüyorum. Bu artık normal bölme işlemi arkadaşlar. Sıfırları siliyoruz. 10'da 18 yok ama 108'de 18 kaç defa? 9. 9, 108. Şimdi bu şudur. 1080'i 120'ye böldüğüm zaman benim 9 tane aralık çıkar. 9 aralık çıkar. Yani şuradaki aralıklar var ya şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 9 aralık çıkıyor. Biz her zaman için bu aralıktan bir de fazla ekliyoruz. 10. İşte bu da direk sayısı. Direk sayısı. Yani tekrar toparlıyoruz. Bu tip sorularda önce
eşit aralıklarla dediği için arkadaşlar EBO problemi olduğunu anlıyoruz. EBO problemi olduktan sonra burada iki tane mesela yol uzunluğu geçer. Ya da şöyle biraz konuyu fazla dallandırmadan böyle bir dikdörtgen şeklinde bahçe dersiniz. Atıyorum burası 70 olur, burası 30 der. Bu bahçenin etrafına böyle eşit aralıklarla ağaç dikilecek veya fidan dikilecek dediği zaman 30 ile 70'in EBOB'unu buluyoruz arkadaşlar. Öyle düşünün. O iki ağaç arası oluyor. Ama bu yolun ucu açık olduğu için bu kapalıdaki yöntem aynı da. Şimdi bu yolun ucu açık. Yine ne yapıyoruz? 600 ile 480'in EBOB'unu buluyoruz arkadaşlar. EBOB bulmayı bulduk. Ne bulduk burada? Biraz bir sıfır attık. Tekrar bir sıfırı sona eklemiştik. 120 metre. Bu iki direk arası. Sorudaki iki direk arası. Tamam. Sonra bu yol birbirle bağlantılı demiş ve yolun uç kısmından başlayarak da direkler dikilecek demiş. Ne yaptık? 600 ile 480'i topladık. 1080 arkadaşlar. Bu 1080'i de iki direk arası 120 ya. 120'ye böldük arkadaşlar. 120'ye böldüğümüz zaman ne çıkıyor? 9 tane aralık çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra o aralığın da bir fazlası da ne eder arkadaşlar? 10 eder. Yani direk sayısı 10 direktir. Her zaman için bu şekilde bu yol sorularında bulduğunuz aralığın da bir fazlası direk sayısı ediyor. Ya şöyle düşünün. Bak şurada ayrı bir yerde bir daha açacağım. Diyelim ki şimdi burada kaç tane aralık var? 1, 2, 3. 3 aralık var. Pekala kaç tane direk var? 1, 2, 3, 4. 4 tane direk var. Gördünüz mü arkadaşlar? 3 aralık 4 direk. Bu yolu da o şekilde farz edin. Şu artı 1'leri asla unutmayın. Tekrar söylüyorum. Şu artı 1'leri asla unutmayın. Yani sorumuzun cevabı arkadaşlar 10 tane direğe ihtiyaç vardır diyoruz. Evet. Detaylı bir şekilde tekrar ederek anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz. Gelelim bir başka soru kalıbımıza arkadaşlar. Şimdi bu soru kalıbımıza da bakalım. Aşağıda bir evin dikdörtgen şeklindeki odalarının üstten görünümü odaların zemin yüzey alanlarıyla birlikte verilmiştir. Evet. Buna göre AB uzunluğunun metre cinsinden en küçük değeri kaçtır demiş. Şimdi dikkat ederseniz böyle tip sorular var bak. Şimdi böyle bir evin odacıklarını vermiş size ve bu odalar yan yana tabii doğal olarak. Bu odalar yan yana olduğu zaman her zaman için duvarlarda ortak duvarlar vardı. Bakın şuradaki duvar ortak. Görüyor musunuz? Bu ortak duvarın anlamı ne demektir? Bir de alan verirler size. Bu ortak duvarın anlamı ne demektir biliyor musunuz? Bu odanın bölenlerinden bir tanesiyle bu odanın bölenlerinden bir tanesi veya birden fazla da olabilir ortak demektir yani. Demek ki bu odayla bu odanın ortak bölenleri var demek. 112 ile 80'in ortak bölenleri var demektir. Mesela şimdi ben şöyle ezbere yapacağım şimdi. 112 ile 80'in 1 olabilir mesela. 1 her ikisinde bölenidir. Mesela 2 gördüm ben. 112 de 2'ye bölünüyor. 80 de 2'ye bölünüyor. O zaman bu duvar 2 olabilir. Anladınız mı? Yani böyle çoğaltabiliriz. Şimdi bu tür duvar problemleri evin duvarları sorulduğu zaman bu şekilde. Şimdi mesela uzunlukları soruyor tabii de böyle duvar problemleri. Evet. Genelde EBOB problemleridir arkadaşlar. EBOB oluyor. Böyle çok nadir ortak bölen soru diyelim. EBOB diyelim. Veya ortak bölen. Yani EKOK sorusu değil. Bölen. Kat sorusudur bu yani. Öyle düşün. Şey. Kat sorusu değil. Bölen sorusudur. Şimdi o zaman bize ne demiş ki? A, B uzunluğunun metre cinsinden en küçük değeri. Yani bize adam şunu soruyor. Şu uzunluğun en küçük değeri duruyor. Bunun en küçük değerini bulmamız için odaların birbirine değdiğinin en büyük olması lazım. Tekrar söylüyorum. AB uzunluğunun en küçük olması için iki odanın birbirine değdiği duvarın en büyük sayı olması için. En büyük sayı olması lazım. En büyük sayı da en büyük ortak bölendir arkadaşlar. Yani biz 112 ile 80'in EBOB'unu bulacağız arkadaşlar. O EBOB bu odaların ortak duvarıdır arkadaşlar. Şimdi başlayalım. 2'ye bölelim. 40'a 55, 56 mı? 2 kere 6 12, 2 kere 5 10 11. Tamam. 2'ye bölelim 20'ye. 28 mi? 2 kere 8 16. Evet. 2'ye bölüyoruz 14'e 10. 2'ye bölüyoruz 7'ye 5. 5'e bölüyoruz 1 7. 7'ye bölüyoruz 1 arkadaşlar. Şimdi şu iki ikisini böldü. Değil mi? Bu iki ikisini böldü. Bu iki ikisini böldü.
bu ikisini böldü. Başka var mı? Yok. EBOB neydi? Her iki sayıyı da bölenleri çarpıyorduk arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4, 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 kere 2 16. Demek ki 112 ile 80'in ortak böleni 16. Demek ki şu ikisi iki odanın ortak olan duvarının uzunluğu 16 metreymiş. He tamam. Artık 16 metreyi bulduk. Şimdi arkadaşlar bu bir alan. Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenarla uzun kenarı çarpmak değil mi? Bu adam bu 112'yi nasıl bulmuş? Bu 16 ile şu uzunluğu çarparak bulmuş. O zaman biz 112'yi 16'ya bölersek kaç olduğunu buluruz. Şuradan da bakalım ona. 2 kere 2 de 16. Ne kaldı? 7 kalıyor galiba arkadaşlar. 7 kere 6 42. 7. Evet 7. Yani 112'yi 16'ya bölerseniz 7. Burası 7 metre. Aynısını gene 80'i 16'ya bölersen burada 5 metre. Evet gördüğünüz gibi bu 7 metre buradan 5 de buradan 7 artı 5 ne eder arkadaşlar? 12 metre. Demek ki AB uzunluğunun en kısa küçük değeri de arkadaşlar 12 metredir. Evet tekrar söylüyorum. Böyle evin odacıkları odalar sorulup veya 2 tane oda veya böyle 3-4 oda böyle yan yana verilip ortak duvarlar varsa burada EBOB problemi vardır arkadaşlar. Ya da bazılarında ortak bölen yani her ikisinin ortak bölenlerini bularak yapacağınız soru kalıbıdır arkadaşlar. Bu soru da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bir başka soru kalıbımıza. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Şimdi demiş ki eş kağıtlar üzerine doğal sayılar yazılmıştır. Tamam. Beren yanda verilen kartlar arasından üzerinde yazan sayılar aralarında asal olacak şekilde iki tane kart seçiyor. Bir dakika hemen hemen. Aralarında asal diyor. Aralarında asal demek iki sayının ortak böleni yok. Yani bir dışında ortak bölen olmayacak arkadaşlar. Beren'in seçtiği iki kartın üzerindeki sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Burada şıklar da var. Şıklara göre hareket edeceğiz. Şimdi aralarında asal sayı bulacağız. Mesela şimdi 15 ile 30 aralarında asal değil. İkisinin de ortak böleni ne var mesela? İşte 5'e bölünüyorlar, 3'e bölünüyorlar gibi. Ha bu değil. Tamam mı? Onu hatırlayalım. Mesela bakın 15 ile 32 aralarında asal mı? Şuraya yazalım. 15 ile 32 aralarında asal mı? Evet ikisinin de ortak bölenleri var mı? Yok. Tamam o zaman tuttu. Ama toplamlarına bakalım. 47. Aa, şıkta yok. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu şıklarla kontrol edilebilecek sorudur. Bu şekilde devam ediyoruz. Mesela başka ne var diyelim. 35 ile 33 aralarında asal mı? Asal, ortak bölenleri yok ama toplamları 68. Ama 68 şıklarda yok. Bunun gibi bu şekilde şimdi bakacağız bakacağız ne olabilir diye düşünüyorum. Şıklara da bir yandan bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ne olabilir diye düşünüyorum. Evet. Şu 35 35 evet 33 ile 33 ile 16 gözümüzün önünde var ama 16 ile 33 ortak şey var mı arkadaşlar? Ortak böleni 16 zaten 2'nin kuvvetleri 33 içinde 3 var 11 yok ha 16 ile 33 varmış 16 ile 33 pardon. Şimdi 10 bazen kalem takılıyor arkadaşlar. 16 ile 33'ü toplarsanız 49. Heh oldu. 16 ile 33 aralarında asal arkadaşlar. Toplamları da 49. Evet bulduk. Cevabımız 49 arkadaşlar. Bunların arasından aralarında asal demek ortak böleni olmayan demek arkadaşlar. Bunları tespit etmeye çalışacağız. Tespit ettik. Cevabımız C seçeneği. Bu da başka bir soru kalıbımızdı. Gelelim son soru kalıbımız arkadaşlar. Bununla videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Bakalım şimdi. 5A ve B2 iki basamaklı sayılardır. Bakın şuraya dikkat edelim. Şu iki basamaklı sayılardır diye kastettiğimiz şu bu 5 ile başladığı için ne olabilir o? 50, 51, 52, 53 böyle 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 59'a kadar giden sayılar demektir. Bu da B2 iki basamaklı dediği için buraya 0 gelemez. Bu mesela 12, 22, 32 böyle 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 92 kadar giden sayılar demektir. Dikkat edin böyle iki basamaklı sayılar derken A ve B yana rakamlar gelecek demektir. Şimdi 5A sayısı asaldır diyor. He, o zaman 0'dan başlayarak 50 evet şöyle
Oraya iyice bir detaylı yazalım. 50 asal sayı mı? Hayır. 51 hayır çünkü 3'e bölünüyor arkadaşlar. Rakamları toplamı 3. 52 2'ye bölünüyor. 53 53'ün herhangi bir bölündüğü sayı yok. O zaman 53 asal sayıdır. Çünkü adam demiş ki 5A sayısı asaldır derken biz onları arıyoruz. Önce asalları arıyoruz arkadaşlar. 54 değil. 55 asal değil demek istiyorum yani. 56 değil. 57 değil. 58 de değil. 57 neden değil derseniz rakamları toplamı 3'ün katı arkadaşlar. O yüzden asal sayıdır. 58 değil. 59. 59'un başka bölündüğü sayı yok. 53 ile 59 asal sayılar. Tamam bunları bulduk. Bunlardan birisi ama hangisi bilmiyoruz. B ile 2 aralarında asaldır. B ile 2'nin aralarında asal dediği şöyle B2 ya. Bir dakika. 1 olabilir. 1 ile 2. 2, 3. 2 değil. 3 olabilir. 4 değil. 5 olabilir. 6, 7, 9 gibi sayılar olabilir. Şimdi 5A sayısı B2'den büyüktür. Hemen şunu yazacaksınız. 5A büyüktür B2. Bunun anlamı bu sayı 50'li bir sayı. 5 50'li sayı. O zaman B2 de küçük olduğu için 50'den küçük sayılar olacak. 50'li de bir şey olabilir. Yani B'nin olduğu yere mesela 50'li olması için ne olabilir? Bakın şurada 1 olabilir. 50'den küçük. 3 olabilir. 5 olabilir. A'nın alacağı değerler neydi? 3 ve 9'du. Evet bakın arkadaşlar. A'nın alacağı değerler 3 ile 9 geldi. 53, 59. B'nin alacakları 1, 3, 5. Bu şart sağlattırmamız gerekiyor. Şimdi yalnız şurada bir şey daha var. En büyük değer diyor. 5A ile B2'yi toplayacağın en büyük değer diyor. O zaman şimdi en büyük değer dediği için bir kere şu 59'u alacağız. En büyük dediği için arkadaşlar. Buradan bir 59'u alıyoruz. Şimdi buradan da 12 de sağlıyor. Ama 59 ile 12 küçük sayı çıkar. 32 de sağlıyor. 52 de sağlıyor. Ha 52 tam olur bak. Sonuçta buradan da 52'yi alıyoruz. Bir dakika. Yönü şöyle. 59 büyüktür 52 değil mi? Evet doğru. 59 52'den büyüktür. Neden bunları seçtiniz derseniz en büyük dediği için bu 52 yani 5'li olanı aldım. Bu da 9'lu olanı aldım. Şimdi adam bunların toplamını soruyor bize. 59 ile 52'yi toplayın diyor bize. 1 111 arkadaşlar. Evet. Cevabımız 111 çıkacak. Bunlar da güzel sorular. Burada da aralarında asalı kavratıcı soru kalıplarından arkadaşlar bu da. Evet arkadaşlar sizler için 8. sınıf çarpanlar ve katlar yeni nesil soru kalıplarını ve sorularını gösterdim. Aynı zamanda çözümlerini de yaptım. Bir nevi aslında çarpanlar katlar konusunu yeni nesil sorular üzerinde anlattım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz ve bu tür videoların devamı seri şeklinde gelecek. Onu da söyleyeyim. Nasip olursa fırsat buldukça böyle size zaman zaman bunun devamını seri şeklinde yayınlayacağım. İnşallah tekrar söylüyorum videomu beğenmişsinizdir ve bu videoların devamını izlemek için YouTube kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olursanız bildirimleri açarsanız bu tür videoların yayınlandığı an görürsünüz ve hemen buradan soru kalıplarını ve çözümlerini öğrenirsiniz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Evet.